Bana önceki yaptığımız programlarda bir çay verdiniz. Ve ben bunu birçok kişiye dağıttım. Gerçekten bitkisel işte faydaları olduğu kadar ölümcül şeylere de sebebiyet verebiliyor. Bir tarafı düzeltirken bir tarafı yıkabiliyor. Başka hastalıkları tetikleyebiliyor. O verdiğiniz çay mesela, ben bunu her yayınımda, sizinle yaptığım her yayında seyircilerimle paylaşıyorum. Bitkisel bir karışımdı çay. Ve şey, hocam dedim ya biraz önce size, papatya çayı içeriz. Günün yorgunluğunu atalım. Zencefil içeriz mesela. Biraz daha sakinleşelim. Biraz daha hani İstanbul'un mesela trafikte işte çetrefilli trafiğinden çıkmışızdır falan. O çay çok iyi geldi. Yakınlarıma da ben verdim, tavsiye ettim. O çayın içeriği hakkında biraz bilgilendirelim istiyorum ben. Yani zencefil vardı içinde. Şey, gripe karışım. Ilgili. Evet. Hayır, karışım. Stres ve sinire, evet, sinirleri yumuşatıcı bir çay karışımı verdiniz. Sarı kantaron. Sarı kantaron. Oğlut veya diğer ismiyle Melisa. Şöyle büyük büyük yapraklar vardı, evet, hocam. Melisa. Melisa, evet. Sırgana benzer. Evet, evet. Yani o da. Evet. Melisa. Kedotu kökü, bazıları hoşuna gitmez. İçimi hoş değil. Hı. Hoşuna gitmeyenler pasiflora, çarkı felek katabilir. Pasiflora. Yani biraz önce bahsettiğim. Hı-hı. Ama her yerde bulunmaz. Eğer ki çarkı felek bulamazsa, oğlotu bulamazsa çarkı felek. Hepsini vermiştiniz hocam bana bir poşet şeklinde karışımı. Bizde var hepsini. Bulamayanlar nasıl? Hazır. Ha. Hepsini yani rahatsızlığa göre çeşit bitki karışımlarımız var zaten. Çaylar var hazır. Hazır yani, şekilde paket şeklinde var yani. Var tabii. Gelip tek tek aktarlara onu da karıştırayım. Bunu şimdi şöyle yapmasınlar. Türkiye'de 52 çeşit kekik var. Kekik bronşite iyi gelir. Astıma iyi gelir. Ama siz aktara gittiniz, markete gittiniz. Bana mı kekik verdiniz? Size Thymus vulgaris, Latincesi hakiki kekiğin. Hakiki kekiğin. Thymus vulgaris. Thymus vulgaris. Thymus, evet. Size hakiki kekik yerine bilye kekiği denen güve otu verirler. Siz güve de bunu, otu, eyvah. Siz de bunu içersiniz, faydasını görmezsiniz. Vatandaş diyor ki bana, ya ben sizin söylediğiniz ada çayını aldım, içtim ama bademcik erişmiş. Bu faydası olmadı. Ada çayının 83 çeşidi var. Sadece birisi. Ama hangisini aldın? Zalvia officinalis, şifalı ada çayı. Bademciğiniz böyle ceviz kadar olsa bile 3 haftada tertemiz eder. İçinde hiçbir şey bırakmaz. Gribal enfeksiyonlara giremedik hocam. Ada çayı. Evet, zamanımız da azalıyor. Bir sonraki hafta inşallah gribal enfeksiyonları konuşalım. Evet, mesela benim oğlum bademcikten ameliyat olacak dedi. Çocuğa biz iksiri veriyorum. İç oğlum. 2 gün içiyor. 3 gün sonra içmiyor. Tadı hoşuma gitmiyor, ben bunu içmem diyor. İyileşiyor biraz, içmiyor. Acı gelirse hocam neyle karıştırsın? Mesela lahana suyu ben tattım, tadını bildiğim için seyircilerimle de paylaştım. Dedim ki hafif böyle acımtırak bir renk şey var, tadı var. Şey gibi, ne derler? Şalgam suyu. Şalgam suyu gibi birazcık böyle ekşimsi bir şey. İçtikçe de içesi geliyor yani insanın. İksiri, ekşimsi bir tadı suyla var. Suyla karıştırabilir. Problem yok. Bu mesela kişinin bademcikleri ceviz kadar daha olsa, büyümüş olsa yavaş yavaş tertemiz eder, arıtır. Kısa sürede ameliyata gerek kalmaz. Hocam çay mesela, ben çok şeker atarak içtim mesela bana verdiğiniz çayı. Çevremdekilere de öyle önerdim. Ne karıştırabilirler başka? Tadı acı geldiyse eğer bal. Bal karıştırabilir. Şeker her zaman herkes için iyi değil. Yani şeker. Yok, kahverengi şekerdi hocam. Kahverengi şekerdi tabii. Doğal şeker olabilir. Evet. Beyaz şeker değildi. Başka ne olabilir? Neyle karıştırsınlar mesela? Acı gelirse tadı. Balla karıştırabilir. Bal. Doğal bal. Yani doğal bal da bulmak zor artık. Aynen ne kesinlikle. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Kesinlikle evet. Ne tavsiye edelim? Mesela stevia. Stevia şeker otu. 4000 yıldır Kızılderililer tarafından bilinen, kullanılan şeker otu dediğimiz stevia rabudiana. Şekerden 300 kat daha tatlı. Hiçbir yan etkisi yok. Sıfır hocam kalori. Ömrünüz nasıl yetti bu kitabı yazmaya, bu kadar bilgileri toplamaya, bu kadar resimler çekmeye? Çünkü 12 yıl fotoğraf çektim. Evet, her bir bitkinin ayrı ayrı sevgili izleyenler bu kitapta konularının altında resimler var. 7000 fotoğraf çektim, kendim çektim. Evet. Özel görselleriyle birlikte. Kamera aldım. Evet. Özel olarak. Şimdi önce ilk zamanlar çektiğim bitki resimlerine baktım. Hiçbir hakiki değil. Çünkü papatyanın 400 çeşidi var. Evet. Sarı kantarın 400 çeşidi var. Alıcın 90 çeşidi var. Alıç. Kekiğin
52 çeşidi var. Hmm. Sadece Türkiye'de yetişen ada çayının 83 çeşidi var. Attım hepsini çöpe, yeniden başladım. Aynen. Şimdi Almanya'da Frankfurt şehrinin Goethe Üniversitesi'nin botanik bahçesi var. 10 bine yakın bitki yetiştiriyorlar. Sürekli altında da Latincesi yazar hepsinin. Şu bitki şudur, bu bitki budur vesaire vesaire. Hocam yurt dışına o kadar çok sık gidiyorsunuz ki Avrupa ülkelerine. Hocam nerede? Hocamı arıyorum. Hocam neredesiniz? İşte Hollanda'dayım, işte Danimarka'dayım, Fransa'dayım, Almanya'dayım böyle. O kadar yoğun bir çalışmanız var ki. Ama ben kendi adıma ve seyircilerim adına teşekkür ediyorum ki hocam bu kitabı bizlerle paylaştığın için. Ne derler, merdiven altı çok iyi biliyorsun, o kadar çok ürün, o kadar farklı ne derler, alternatif tıp olarak gösterilen merdiven altı çok ürünler var piyasada, gıda takviyesi olarak kullanılan. Evet. Önemli olan burada o yaşlı teyzemizin dediği gibi, Allah razı olsun evladım, beni bastondan, değnekten kurtardın gibi insanların sana geri dönüş yapması. Öyle, bu anlamda yürüyemiyordu, hatta böyle namaz bile kılamış, secdeye bile gidemiyordu. Evet, evet, torununa böyle şey yapmış, arattırmış, canlı yayınımıza bağlanmıştı. Daha onun gibi bir sürü insanlar, örnek verebilirim. Kaç dakika?